Merhaba oyun severler. Yepyeni bir OSM videosuyla yine karşınızdayım. Evet. 1 Mayıs'ta 4-3-3-B'yi sunmuştum. Bugün 2 Mayıs yenilmezlik taktiği. Onu iyice bir dinleyin. Neden, niçin yenilmez? Onu iyice anlayın arkadaşlar. Sonra e, böyle dedin, şöyle dedin olmasın. Bir iyice dinleyin. Anlayın neden yenilmediğini. Ona göre kullanın. Çok da işinize gelecek şeylerden bir tanesi, taktiklerden bir tanesi. Eminim ona. Yeter ki kime, neden, niçin yenilmiyor onu iyice anlayın. Keyrisi, keyfinize bakın. Evet bugün de size, e, siz tabi bunu izlediğinizde ben yarın yani ayın üçünde sunmuş olacağım bunu. Her gün bir tane video atıyorum. E, siz bunu izlediğinizde 4 3, 3 Mayıs'ı izlemiş olacaksınız. Şimdi bir bakalım. Rakipten e, galiba 7 rank üstündüm. Yanlış hatırlıyor da olabilirim. Ya da 8 de olabilir. Öyle bir şeydi deplasmanda. Bir de dün eşit rakibe uyguladım. Ona da bakalım beraber. İnceleyelim. Evet 1-0 2-0 oldu. 3-0 3-1 Evet ilk yarı aslında e, skor olarak gayet rahat ama bu oyun olduğu için bence <laughs> çok anormal. Ben 3-0'dan 5-3 yenildiğimi biliyorum inanın. Ama 4-4-1 4, 4 1 Zaten bundan sonra da maç gitmeyi alacağını zannettim. Evet, 4-2 yani dediğim olay bu anladınız mı? Oyun aydınlığı anlamadım. Mesela 4-2, 4-3, 4-4, 5-4 çat 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 gidebilir. Ama böyle bir şey olmadı. Oh bizim adam da gitti sakatlandı. Ondan da gitti. Mesela şurada sakatlıkta bir sarı kart kırmızı kart olabilir. Tabi bu bizim için de geçerli aynı şekilde. Evet görüyorsunuz. Skor olarak 4-2 Şöyle bir bakalım. 18 şut attık. 8 şut attı. %25 tutturmuş kaleyi. Güzel oranı var. Evet. 4 3 3 böyle yüzde %28 olmuş. Biz %72 deplasmanda bakın oynadık. Bu çok iyi bu oran. Size evi de göstereyim. Eşitte ne yaptık onu da göstereceğim. Taktiği yemeden önce onu da göstereceğim. Bu arada çok sağlam birlik var. Benim kaleci saçmalamış. Geleni gideni aldığı için bu şekilde oynamışız. Şöyle bir sonuçlara gidelim. Dün bakın bu e, yendiğim Hasan kardeşim de yani sağlam menajerdir. Çoğu belki insanlar turnuvalardan falan tanıyordur. Rekibe göre güzel taktik yapar. Şöyle bakalım. Onu da 4-1 yendik. Yine 14 şutta 9 şut. %28 bizim isabet oranımızı bakın. %62 ile eşit rakibi. Gördüğünüz gibi 4-1 çok net bir skor aldık onda da. Bu şekliyle gördüğünüz gibi e, burada da 3 mağlubiyetimiz var. 53 puandayız ki bakın yani ben ilk sezonumu geçti burada 5. ya da 6. tam hatırlamıyorum sıram ya da 4. de olabilirim. Tam hatırlamadım inanın. Orası önde sonuçta 1. olamadım. Rakipleri tanımadığım için lambur lumur evde ayrı deplasman daire sürekli 4-3-3 yapıştırdım ve bir anda tak 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 mağlubiyet serisi gelmişti. Ee, bir de tabii hızlı satışta da çok etkilendim. Mesela burada bu sefer satışlar iyiydi. Yine de ona rağmen yedinciyim. Gördüğünüz gibi takımlar gelişiyor sürekli. Bakın anne dediğim gibi burada e, öyle kolay kolay bakın şurada ilk 11'e kadar 1 milyon kadro var neredeyse. Ee, hızlı satışlar maalesef her ligi olduğu gibi bizde etkiliyor. Rakiplerimizi etkiliyor. Ha, biz burada yanlış atmışız. Mesela girdiğinizde arkadaşlar bak çok basit. Buraya geldiniz. Tüm takımlara basın. Bizim rakibimiz neredeydi? Şöyle bir bakalım hemen. Doğan değil. Ebu Bekir ha burada. Hemen analistinizi yollayın. Burada maça en azından hazırlık olsun. Ee, ona göre ön bilginiz olsun. Mesela yarın da bu rakibi ben 4-3-3 aynı 4-3-3 çıkacağım. Evet. Güzel rakip. Sağlam rakip. Bu arada Ebu Bekir'e de selam olsun. Pozisyon 12 olsa da geçen sene şampiyonluğu son anda kaçırdı. Bu sene taktikler biraz etkilenmiş olabilir. Evet biz taktiğimize gidelim arkadaşlar. Şimdi gelelim en güzel yere. 4-3-3 A Ofansif orta saha %100 olmalı bu taktikte. Eğer defansif orta sahanız varsa bu taktiği değil 4-3-3-B kurduğum taktiği kullanın. O bayağı etkili bir taktik, güzel bir taktik. 4-3-3-A ise bambaşka bir taktik. Biraz daha ofansa dönük ve rakiplere zulmeden bir taktik. Harbiden güzel, sağlam, mükemmel hatta öyle söyleyeyim. Mayıs ayına damga vuracak taktiklerden bir tanesi emin olun buna. Burada dizilimde dikkat etmeniz kanat oyuncuları tabii ki olmalı. Bak bende bir tane burada arada mesela Zirk oynuyordu. Hatırasız golü atmıştı. Mesela Zirke sürekli kanat oynuyor. Pardon burada zaten hayır diyeceğiz. Şöyle geçelim. Mesela Zirke bizde kanat oynuyor mecburiyetten dolayı. Mesela 16 maçta 15 golü var. Mesela e, Kuba'yı dün dün devresin galiba aldım. 4 maçta 3 gol 2 asist. Mesela Mbappe ilk aldığımda aldım. 20 maçta 19 golü var. Yine burada Rafinha da güzel. 17 maçta 11 golü var. Bu şekliyle e, gördüğünüz gibi sol sol forvet olmadığı için gücünden dolayı mecburen Zirki'yi oynatıyorum. Yani burada Rafinha ile Kuba, e, ne oynadı? Kuba. Mesela ikisi de kanat oyuncusu olduğu için rankları e, ranklar farklı olduğu için Zirki'yi mecburen oynatıyorum arkadaşlar. Bu da e, seçim yaparken mutlaka ranklara bakın ha. 1-2 rank olsa 3 rank olsa Rapinye'yi oynatırım ama çok rank, 10 rank, 11 rank olduğu için mecburen burada artık kale aldığımız şey e, direkt gücü. Evet 4-3 ayı söyledim. Nelere dikkat etmeniz lazım. Mesela bu rakibe göre 8 rank galiba Tam da hatırlamadım. İnanın şey bir yalan da olmasın. E, kanatları kullan. Bak mevkiler sabit oynadım baskımız rakibe yakın oyuna 70. Hücum stilimiz 70. tempomuzda yüksek hızda paslaşma 75. Rakip 4-3-3 geldiği için bu ofsaytı kesinlikle ellemeyin. Adam markacı bu şekilde kullan kullandığım deplasmanda. Dün Hasan'a ise şöyle çıktım Avrupa Aslanı'na. Ort, e, eşitti. 118'e 118'lik orta saha defansa yardım etti. Bu şekliyle çıktım. Gördüğünüz gibi %62'lik 4 birlik bir skor ortaya çıktı. Burada önemli olan hakeme dikkat etmeniz. Hakem sarı, mavi, yeşilse agresif. diğerlerinde normal oynuyorsunuz. Başka türlü ellemeyin. Çok agresif yapmayın. Yeşil hakemde. Mavi hakemde özellikle sakatlık ve kırmızı kartlar çok oluyor. Dikkat edin çok agresif de. O yüzden e, burada baz almanız gereken yer e, dediğim gibi ne onun adı? Agresif olayı. Yeşil, mavi, sarı hakemde agresif. Diğerlerinde normal şekilde mücadele edeceğiz. Şimdi 2 rank düşük olduğumuzdan 8 rank'a kadar rakip neyle gelirse gelsin orta saha defans yardım edecek burada sadece dikkat etmeniz gereken offside tuzağını kontra ve uzun topta açacağız. Gerisinde kapalı olacak. 8 rank ve üzerinde ise mevkiler sabit yapacağız. Direkt kafa açacağız. 8 rank üstünde bu yapacağız. Deplasmanda ise Burayı hızlı hızlı anlatıyorum artık yani bu kadar şöyle böyle diye ama Bakın tüm taktiklere karşı söyledim size evdeyken. Deplasmanda ise burada ikiye bölüyoruz. Burayı dikkat edin. <laughs> Eşit olduğumuzda deplasmanda orta saha defansı ermesi eşitten 8 rank yükseğe kadar 4-3-3, 4-4-2. E, hatta burada 3-4-3 gelenler için orta saha defansı ermesin diğer 8 rankın üstüysek mevkiler sabit. Oyunda 8 rankın üzeriysek mevkiler sabit şeklinde oynayıp da mücadelemizi vereceğiz. Defansiflere ise 4 rank üstünsek 4'ten 10 ranka kadar orta saha defansa destek kontratak ve uzun topta offside açıyorsun. Gerisinde kapatıyorsun. 10 rank üstü mevkiler sabit şeklinde sadece kontratak uzun gelirse offside açıyorsun. Keyfine bakıyorsun. Ben Hamza Ayaz. Yine Mayıs ayına damga vuracağız emin olun taktiklerim çok hazır. Ee, Allah herkese nasip etsin. Bir ev işimiz vardı. Sağlık işimiz vardı. Onu da hallettik Allah'a şükür. Babamın bir sağlık durumu vardı. Onu da hallettik. İnşallah bundan sonra videolar takır takır gelmeye devam edecek. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu arada YouTuber arkadaşlarımın da gayet gidişatı güzel. Onlara da ara ara bakıyorum. Tebrik ederim hepsini. Devamlılık her zaman önemlidir. Devam edin. Yolunuz çok güzel. İnşallah beni değil herkesi geçip de en üste geçersiniz. Allah'a emanetsiniz. Hepinizi seviyorum.